22. Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Evtex 2016'ya Denizli firmalar ve yenilikleri damga vurdu. Fuara Denizli İhracatçılar Birliği üyesi Denizli ve Uşak illerinden 94 firma 100'ün üzerinde standla katıldı. Fuara katılan sanayici ve iş adamları Evtex fuarını Pamukkale TV'ye değerlendirdi. Şimdi fuarlar al şu parayı hemen şu malları gönder diye bir şey yok. Bu şirketin ve şirketlerin imajı. Katılır. Ama dışarıda ama da iç piyasada verdiğin müşteriler bunu memnun oluyor. Onların da müşterilerine getiriyorlar, bir vesile oluyor. Bunlar bir şirketlerin imaj meselesi. Tabii herkesin çapına göre, enine boyuna göre, kendine bütçesine göre yapıyorlar. Biz de buna bir kere girdik ve devam ettiriyoruz. Yani mutlaka faydalarını da görüyoruz. Bunu da sağ olsunlar destekle geliyor. Müşteriler de memnun oluyor. Yani buna bir ilave ederekten her gün kataraktan müşteri portföyümüz genişliyor, büyüyor. Bunda tabii fuarların öneminin büyük olduğuna. Bu sene kısmet oldu, Frankfurt'a katıldık. Tabii bunların meyveleri hemen olmuyor ama zamanla hem şirketin imajı hem de müşteri portföyü olarak genişliyor. Bu şekilde fuarcılık yerinde yapılırsa güzel meyveleri toplanıyor. Fuarı değerlendirecek olursak gelirken öngörülerimiz biraz düşük olmuştu. Sebebi de işte gerek ülkemizde gerekse etraf ülkelerdeki biraz pazar daralması ve bazı malum nedenlerden dolayı çok fazla ziyaretçi gelmeyeceğini düşünüyorduk yani. Ona göre daha böyle beklentilerimizi aşağıda tuttuk. Ama geldik, üçüncü günümüz bugün. Biz üç gündür bayağı iyiyiz yani. Bayağı bir yoğunluğumuz var. Özellikle üçüncü gün bayağı da yoğun. Ama gene de kuzey ülkelerinden gelen yok. Avrupa'dan gelen kıymetsiz. Bazı misafirlerimiz zaten gelmeyeceklerini, gelemeyeceklerini falan söylemişlerdi. Ama Arap ülkeleri ve o bölge diyelim istersen daha aktif. İç piyasa müşterilerimiz zaten var. Yani biz şu ana kadar geçen durumdan memnunuz. Gelenden gidenden Allah bereketini artırsın, öyle diyelim. Yaklaşık 70-80 kişi istihdam etmekteyiz. %100 ihracata çalışan, yurt dışına çalışan, kendi özgün tasarımı ekibi olan, tasarımımızı satmaya çalışan bir firmayız, fabrikayız. Bizim için önemli olan öncelikle kaliteli üretim yapmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir zihniyetle yaklaşmak. Çünkü bu ihracatçılık, sanayicilik bir sevdadır, bir rüyadır, bir hayaldir. Bunların peşinden gitmektir. Sadece bugünü, kısa günün kârı değil, uzun vadeli, yıllar boyu devam edecek bir ilişkiler semeresinin neticesini alabilmenin bir neticesidir. 22. Evtex Fuarı'nın muhtemelen yarısından fazlasını mutlaka iştirak etmişizdir, katılmışızdır. Tabii her yıl fuar cazibesini kaybetmedi. Her yıl daha üzerine koyarak kendini geliştirdi. Dünyada bu sektör anlamında en önemli ikinci fuar olma özelliğini taşıyor. Bu da bizim Türkiye açısından büyük bir gurur. Yani yurt dışına gitmeden özellikle bu yakın bölgedeki, coğrafyadaki ki burada biz Batı Avrupa'ya kadar, Amerika'ya kadar geniş bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaşıyoruz. Kendi memleketimizde taş yerinde ağırdır tabiriyle kendi memleketimizde oldukça dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi kabul ediyoruz. Bu anlamda bu bizim ülkemizde cereyan etmesi bizim için çok ayrı bir önem taşıyor. Çok önemli bir konu. Evtex Fuarı Türkiye için çok önemli çünkü dünyada dördüncü büyük sektör, dünyada dördüncü olduğumuz nadir sektörlerden birisi ev tekstili sektörü. Büyük bir sektörden bahsediyoruz. Denizli için de çok ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Yaklaşık 50 bine yakın SGK'lı çalışanı bulunan bir sektörün dolaylı olarak 150-200 bin kişiye ekmek ve aş sağladığını düşünürsek bu fuar o anlamda Denizli ve çevresini çok yakinen ilgilendiriyor. Sadece Denizli demeyelim çünkü Denizli çevresinden, çevre illerden ve uzak illerden de göç aldığı için o anlamda Denizli çok Denizli için önemli bir fuar. Fuar, ben 2010'dan beri DHD Tekstil olarak katılıyorum fuara. Bu sene tabii ki birazcık daha
farklı, daha sakin, daha beklentisiz olarak geldiğimiz bu fuar. Çünkü birçok müşterimiz iptal etti fuara gelmeyi. İşte Türkiye'de yaşanan olaylar yüzünden. O yüzden çok büyük beklentiler içinde gelmedik. Bunun sonucunda karşılaştığımız durum bizim için hani oldukça olumlu. Yani bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten yabancı müşterilerimiz oldu, yeni müşterilerimiz oldu. Çalıştığımız yine eski müşterilerimiz geldi. İtalyanlar çok var bu sene fuarda. Ya beklenti büyük olmadığı için hani beklentimizin üstünde bir taleple karşılaştık.